Merhaba arkadaşlar kanalıma ve kovana hoş geldiniz. Beni tanımayanlar için ben Ufuk, okült bir vikan yani pagan kökenli bir cadıyım. Sizlere bu videoda uzun zamandır beklediğiniz bir açılım yapacağım. Seçimi kim kazanacak? Bildiğimiz üzere geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı adayı açıklandı. Yani CHP'nin ya da diğer tarafın Cumhurbaşkanı adayı açıklandı. Politikayla çok da iç içe olmadığımı fark etmişsinizdir bu konuşmayla beraber siyasetle. Dolayısıyla önümüzdeki süreçte kim kazanacak? Bizi neler bekliyor? Türkiye'yi neler bekliyor? Özellikle mayıs ayı çerçevesinde, mayıs haziran ayı çerçevesinde neler yaşanacak? Sizlere tarotun aracılığıyla bunları yansıtacağım. Tarot size neler gösteriyor? Bize neler gösteriyor? Bunları göstereceğim. Hazırsanız başlayalım. <laughs> bu arada hayatımda yaptığım en ilginç açılımlardan bir tanesi olacak. Yani e, bunu siz istediniz bu arada. Yani siz benden bunu yapmamı istediniz. E, bunun için belki de onlarca belki de yüzlerce mesaj gelmiş olabilir. Dolayısıyla ben de merak ettim. Bakalım bir şeyler çıkacak mı ondan da emin değilim. Çok tuhaf bir şey olacak şimdi. Kartlar neler gösteriyor. Hepsini açmayacağım kartların tabii ki bu arada. Neler gösteriyor, bize mesajı neler. Aslında o mesajı alana kadar kartları açacağım. Zaten göreceksiniz. Ve e, bu arada şunu da söylemek istiyorum açılıma başlamadan önce. Yani tabii ki kim seçilirse seçilsin, kim gelirse gelsin. Politika yapmayacağım şimdi ama. Yani bunu da söylemek zorunda hissediyorum kendimi. Ya gerçekten şu ülkede tek istediğimiz huzur ya. Huzur yani eşitlik ve huzur. Başka hiçbir şey değil. Ayrımcılık olmadan eşitlik ve huzur. Kim gelirse gelsin, hayırlısıyla gelsin diyelim ve kartları karıştırıyorum birazcık. Odaklanacağım. Ondan sonra da kartları sizin için açmaya başlayacağım. Of, bu arada böyle e, yüksek rütbeli insanlarda ve çok fazla göz önünde olan insanlara tarot bakmak ya da bu tarz derin konulara, herkesin bildiği konulara tarot bakmak o kadar zor ki çünkü çok kaotik yani çok derin bir enerji ve o enerjiye girmek çok zor oluyor. Dolayısıyla umarım e, söylediklerim çıkar e, doğru ya da yanlış ne çıkacağını ben de bilmiyorum şu an ve e, şunu söyleyeyim aslında astrolojik açıdan birazcık yorumlay yorumlayacak olursak ilk başta. Cumhurbaşkanı adayı açıklandığında yükselen terazinin boy gösterdiğini inceledik ve yükselen terazi şu anlamda birazcık aslında hırslı ama hırslarına yenik düşebilen bir karakteri temsil eder. Dolayısıyla ne olacağı çok muamma. Eğer tarot kartlarında açılış olarak değnek kralı ya da değnek prensi gibi bir durum çıkarsa bu aslında bu durumla uyumlu demektir. Yani söyleyeceklerimle uyumlu demektir. Bakalım kartları sizin için açıyorum. Adalet kartı. İlk çıkan kart adalet kartı olması çok manidar değil mi? Heyecanlanıyorum şu anda tarotu bakarken. Bakalım adalet kartıyla başlangıç yaptık. Bu güzel bir mesaj arkadaşlar bazı şeylerin yerini adaletin yerini bulacağını tabii ki daha habercisi ama diğer kartlar daha da önemli bu kart tek başına yetmiyor diğer kartlar bize neler söylüyor bunlar çok çok daha önemli değnek çıkarsa ne demiştik değnek çıkarsa e, değnek prensi değnek kralı değnek serisi bunlardan biri çıkarsa e, tarotla uyumlu olacağını söylemiştik ve uyumlu olarak gidiyoruz şu anda. Kartlardan şu an için güzel enerjiler alıyorum. Tabii ki ne anlamda? Şimdi bizi hem Erdoğan'ı destekleyen bir kitle izliyor, hem de Kılıçdaroğlu'nu destekleyen bir kitle izliyor. Dolayısıyla bu güzel mesaj dediğimiz mesaj neye göre güzel? Neye göre olumlu olacak? O da çok önemli. Fakat Türkiye için gidecek olan süreçte ilk başta gördüğümüz üzere adalet kartı aslında durumu özetleyecek bir kart ve e, gerekenin yani adil olan sürecin bizler için başladığını gösteriyor bununla beraber tılsıması aslında kutsal bir eli gösteriyor burada ruhsal olarak bizlerin olumlu anlamda etkileneceği bir süreçten bahsediyor ve e, şöyle bir şey var kartların şu üçü o kadar çok uyumlu ki aslında şu an için baktığımızda ki açmaya devam edeceğim sadece şu üçü bile çok uyumlu kartlar dernek altılısı Tabii ki de doğal olarak çoğunluğun seçeceği bir kişinin kişiyi temsil ediyor ve seçilecek olan kişinin el üstünde tutulacağını da gösteriyor. Ve kesinlikle şenlikle karşılanan bir kişi var burada. Yani hileyle hurdayla asla bu seçim kazanılmayacak. Bunu söyleyelim. Dolayısıyla kazanılacak olan seçim kesinlikle adil bir şekilde ve çoğunluğun, halkın, insanların seçtiği bir... Kişiyle devam edecek gibi gözüküyor. Bekliyordum. Neden bekliyordum? Çünkü herkesin bildiği üzere bir kaos çıkacak arkadaşlar. Bu kaçınılmaz bir gerçek artık. Ee, özellikle e, tabii ki bu durumdan memnun olmayan seçim sonrası durumdan memnun olmayan kişiler için bir ayaklanma tarzı, e, özellikle evlerden çıkıp sokaklara inme tarzı bir durum yaşanacağını kartlar burada gösteriyor. Baktığımız üzere. E, maddi anlamda çok güzel bir sürecin devam edeceğini gösteriyor. Değnek prensi. Evet ya bekliyordum bak. Burada da karşımıza çıktı. Çok güzel gidiyor. Tarot'un bu enerjisini çok sevdim. Ya gerçekten. Buradaki tılsım prensi tabii ki de karşıt görüşü temsil ediyor. Ama değnek prensinin enerjisine baktığımızda şu süreçte. Bakın tılsım prensi şuraya kadar. Değnek alt kadar. Değnek yine buradan buraya kadar. size şöyle söyleyeyim. Maddi süreçlerle alakalı çok olumlu gelişmeler yaşayacağımızı ilk başta söyleyeyim. Maddiyatla alakalı şimdiden güzel haberler almaya başlayabiliriz. Bu nasıl olacak bilmiyorum ama e, kartlar bana bunu gösteriyor. Maddi süreçlerle ilgili özellikle bizim e, bulunduğumuz ülke sınırları içerisinde değil, ama dış ülkelerden ya da farklı yerlerden, farklı şirketlerden, farklı kişilerden gelecek olan desteklerle beraber e, ekonomiyle ilgili olabilir. Yani genel olarak ülke çapında yorumladığım için ekonomi diyorum direkt. Ama maddi süreçle alakalı güzel gelişmeler yaşanca gözüküyor. İlk olarak ve size şunu söyleyeyim arkadaşlar kısa ve öz olarak bence ee, öncelikle kaotik bir süreçten geçeceğiz tabii ki. Nisan-Mayı Nisan ayı çok önemli bir süreç. Önümüzdeki Nisan ayı aslında bir şeylerin belli olmaya başlayacağı bir süreç ve Nisan ayının sonlarına doğru birazcık sıkıntılar çekebilir bu ülke. Birazcık e, ayaklanmalar, birazcık böyle iç savaş ya da e, gündemi meşgul etmek için fake, fake savaş, yalandan savaş, yalandan ölüm haberleri, ortalığı karıştırmak için bir şeyler yapılabilir Nisan ayının sonlarına doğru. Daha çok Nisan ayı çerçevesinde gözüküyor. Ondan sonrasında bu durum kesinlikle ve kesinlikle işe yaramayacak. Mayıs ayında kesinlikle seçim gerçekleşiyor. Kazanacak olan kişinin adil bir şekilde seçileceğini söyleyebiliriz. Fakat e, isim veremiyorum. İsim <laughs> isim verirsem bir şey olur mu diye de bir düşünüyorum yani. Ya sonuç olarak tarot bu ne olabilir ama e, size şunu söyleyeyim: Güzel bir haber gelecek. Çoğunluğun istediği bir haber gelecek, bir umut ışığının doğacağını kartlar gösteriyor. Ne kadar ufak tefek olumsuz kartlar olsa bile Nisan ayını atlatırsak, Nisan ayını atlattıktan sonrasında inanın psikolojimiz daha da düzelecek gibi gözüküyor. Dolayısıyla seçilecek olan kişinin tabii ki de e, karar verilen Cumhurbaşkanı yani Kılıçdaroğlu olabileceğini söyleyebilirim bu durumda. Ee, bunu hissettiriyor kartlar bana. Çünkü bana birazcık umut ışığı doldurtuyor. Birazcık sanki pozitif konuşmalar doldurtuyor, hissettiriyor. Ee, bunun nedeni ise maalesef ki Sayın Erdoğan'ın <laughs> ne kadar negatif yüklü bir enerjiye sahip olduğunu maalesef hepimiz biliyoruz. Gergin bir enerjisi var. Dolayısıyla onun enerjisi bu kartlara çok da fazla yansımamış kazanacak olarak. Kılıçdaroğlu'nu kazanacak olarak öngörebiliriz. Ama tekrar tekrar üstüne basarak söylüyorum. Nisan ayı süreci burada çok çok önemli. Nisan ayında büyük gelişmeler olacak. Nisan ayında bir takım kritikler anlatacağız. Ondan sonrası için birkaç kişinin e, özellikle Erdoğan çevresinde, Erdoğan cephesinde birkaç kişinin kaçıp gittiğini görebiliriz arkadaşlar. Çok tuhaf şeyler yaşanacak. Yani öyle şeyler yaşanacak ki önümüzdeki ay bence. Kartlara baktığımda onu hissediyorum Hani diyeceğiz ki bence e, topluca ya bir şeyler oluyor kesinlikle bir şeyler oluyor bir şeyler yaşanıyor çünkü birileri gidiyor birileri kaçıyor e, birileri istifa edecek yani bu tarz şeyler yaşanacak yani o korku enerjisini yansıtacakları bir şey bir durum yaşanacak ve ondan sonrasında da daha da umutlu bir haber geliyormuş gibi gözüküyor zaten ama bu konuda tabii ki de bir ufak iç savaş var maalesef Niyeyse... Yurtdışıyla bağlantılı çok fazla şey görüyorum. Yurtdışıyla ilgili olarak bir takım gelişmeler yaşanabilir. Ee, olumlu olarak olduğunu düşünüyorum. Tabii ki de baktığım zaman e, birazcık beni düşündürtüyor bu durum. Çünkü neden? Yurtdışıyla ilgili olarak ne kadar olumlu haberler gelecek olsa da %90 olarak %10'luk kısımda küçük bir ihtimal de olsa e, bir takım olumsuz gelişmeler yaşanabilir. Çok olumlu olduğunu düşünmüyorum. Bu kartı bekliyordum. Bu kartın çıkmasından birazcık korkuyordum açık olmak gerekirse. Arkadaşlar size şöyle söyleyeyim. Geçmişin intikamı alınacak diyor kartlar. Bunu nasıl yorumlarsınız bilmiyorum. Ama geçmişin intikamı alınacak diyor. Geçmişteki yaşanmış olan şeylerin intikamını başımızda şu anki olan kişi alacak. Maddi süreçlerle hem de. Maddi süreçlerle bence ee, ne kadar maddi olarak olumlu bir sürece devam etsek de sanırım birazcık sonlara doğru bize bir şey yaşatacaklar gibi geliyor ee, çok gerçekten ilişki çıkışlı bir dönemden geçiyoruz ve zaten herkesin psikolojisi bozuk yani bu konuda hem fikir olduğumuzu düşünüyorum ee, herkes bir umut ışığı bekliyor herkes ülkenin düzelmesini bekliyor bu başımızda kim olursa olsun hiç önemli değil yani gerçekten yani maddi olarak rahat etmediğimiz sürece, manevi olarak rahat etmediğimiz sürece, ruhsal olarak rahat etmediğimiz sürece ya başımızda kim olursa olsun ya yani kimseyi savunmanın bir gereği yok. Dediğim gibi çok politikaya, siyasete girmeyeceğim. Çok ciddi bir görüşüm de yok zaten siyasetle alakalı. Bana göre siyaset günahlar denizidir. Yani günahlar okyanusudur hatta. Kimsenin bu konuda dürüst olduğuna inanmıyorum ama Sonuç olarak kartların söylemek istediği de aslında kısacası gelecek olan kişinin bize umut ışığı doğduracağı, eski süreçlerin, eski defterleri hızlı bir şekilde kapatacağı ve maddi süreçlerde güzel sonuçlar yaşatacağı. Ama bu sürece kadar dediğim gibi ne kadar maddi süreçlerle alakalı güzel gelişmeler olacaksa bile bizden bir intikam alınacağı hissine kapılıyorum. Bakalım göreceğiz. Önümüzde daha bir süreç var ama umut ışığı doğacakmış gibi gözüküyor. Son kez dediğim gibi Nisan ayı sürecine çok çok dikkat etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Nisan ayında çok fazla olumsuz gelişmeler yaşanacağını kartlar bana gösteriyor. Oyunlar dönecek, bir takım iç savaş, belki de ne bileyim bu şey hani çok dile getirmek istemiyorum. Bunu nasıl tarif edeceğimi de bilmiyorum. İç savaştan kastım yalan haberler yani yalandan üretilen kaos buna benzer şeyler olacak. Dolayısıyla çok dışarı çıkmamanızı öneriyorum, çok fazla kalabalık yerlere gitmemenizi öneriyorum Nisan ayı çerçevesinde arkadaşlarım. Sizleri seviyorum. Kartlar bana güzel haberler getiriyor. Son kartı çektiğimde ise tabii ki de bir sıkışıklık var ama düzeleceğini düşünüyorum. Umarım güzel bir şekilde sizlere aktarabilmişimdir kartları güzel haberler geleceğini tekrar altını çizerek söylemek istiyorum. Şimdilik kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki e, videoda görüşmek üzere. Eğer benden bir tarot seansı almak isterseniz özel olarak her zaman bekliyorum. WhatsApp hattıma yazabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hepinizi çok çok öpüyorum. Bay bay.